Herkese merhaba. Statik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz vektörler. Sorumuz, şekildeki FAB kuvvetinin AC kablosuna dik iz düşümünün şiddetini bulunuz. Evet, bizden 560 Newton'luk AB kuvvetinin AC kablosu üzerine dik iz düşümü isteniyor. Bu dik iz düşümü iki yolla yapabiliriz. Skaler çarpım yardımıyla yapabiliriz veyahut da aradaki açıyı bulup yahut da aradaki açının kosinüsünü bulup onunla çarparak bulabiliriz. Her iki yolla da yapacağız. Önce skaler çarpım vasıtasıyla bu problemi çözelim. Hangi vektörlerin skaler çarpımını yapacağız? Kuvvet vektörüyle iz düşüm alacağımız doğrultu üzerindeki birim vektörün skaler çarpımını yapacağız. Ona da E diyelim. AC kablosu üzerindeki birim vektör E olsun. Birim vektöre E diyelim. Şimdi bu vektörleri önce IJK cinsinden yazalım. Skaler çarpımlarını bulabilmek için. Önce AB kuvvetini birim vektörler cinsinden yazalım. IJK cinsinden yazalım. Daha sonra da E birim vektörünü IJK cinsinden yazalım. AB ile aynı yöndeki birim vektör U olsun. Biz biliyoruz ki bir vektör kendi şiddetiyle kendi yönündeki birim vektörün çarpımı şeklinde ifade edilebilir. O halde FAB eşittir FAB'nin şiddeti çarpı kendi yönündeki birim vektör U. Benzer şekilde AB yer vektörünü de yazabiliriz. AB yer vektörü eşittir AB'nin uzunluğu çarpı kendi yönündeki birim vektör U. Her iki vektör de aynı yönde olduğu için birim vektörleri de aynıdır. Her ikisinin de birim vektörü U'dur. Aşağıdaki U'yu çeker, yukarıda yerine yazarsak FAB vektörü eşittir FAB'nin şiddeti çarpı AB vektörünün kendi şiddetine oranı. Bu bağıntıyı elde ettik. Bu bağıntıyı sık sık kullanacağız. Bu problemde de kullanacağız. Kullanalım. Evet, AB vektörünü yazacağız IJK cinsinden. A'dan B'ye gidiyoruz. A'dan B'ye giderken eksenlere paralel olarak ne kadar ve ne yönde gittiğimize bakarak AB vektörünü yazabiliriz. Pratik yol bu. Ama isteyen uç noktasının koordinatlarından başlangıç noktasının koordinatlarını çıkararak da yazabilir. AB vektörünü o yoldan yazmak da mümkündür. A'dan B'ye giderken önce Y'ye paralel eksi yönde 3 birim, sonra Z'ye paralel artı yönde 1 birim, sonra da en son olarak eksi yönde 1,5, X'e paralel 1,5 birim, 1,5 metre gitmişim. İ'nin katsayısı eksi 1,5, J'nin katsayısı eksi 3, K'nın katsayısı da 1. Yani AB vektörü eksi 1,5 İ eksi 3 J artı K metre. AB'nin şiddetini Pisagor bağıntısından bulur, yerine yazarız. Kuvvetin şiddetinin de 560 Newton olduğunu biliyoruz. Onu da yerine yazarız ve böylece kuvvet vektörünü birim vektörleri cinsinden elde etmiş oluruz. FAB eşittir eksi 240 İ eksi 480 J artı 160 K Newton elde edilir. Sıra geldi E birim vektörünü yazmaya. E birim vektörü AC vektörüyle aynı yöndeki birim vektördür. Bu birim vektörü IJK cinsinden yazalım. Bu birim vektörü IJK cinsinden yazabilmek için AC yer vektörünü kendi şiddetine bölerek yazabiliriz. Yani şimdi AC vektörünü, AC yer vektörünü yazmamız gerekiyor. A'dan C'ye gideceğiz. A'dan C'ye giderken önce X'e paralel 1,5 metre, daha sonra Y'ye paralel eksi 3, eksi yönde 3 metre, sonra da Z'ye paralel artı yönde 3 metre gitmişim. Böylece İ'nin katsayısı 1,5, J'nin katsayısı eksi 3, K'nın katsayısı da 3 metre. AC vektörünü böylece elde etmiş olduk. 1,5 İ eksi 3, J artı 3 K. Yerine yazarız. Pisagor bağıntısından da şiddetini buluruz. Onu da aşağıda yerine yazarız. Ve böylece E vektörünü IJK cinsinden elde etmiş oluruz. E vektörü 1 bölü 3 İ eksi 2 bölü 3, J artı 2 bölü 3 K. Bu vektörlerin skaler çarpımını yapacağız. Yerlerine yazalım ve parantezleri açalım. Her ikisinde de 3 terim var. İ'li, J'li, K'lı 3 tane terim var. 3 kere 3, 9 terim elde edeceğiz. Fakat bu 9 terimin 6 tanesinin 0 olduğunu biliyoruz. Sadece 3 tanesi 0'dan farklı. Onlar da İ ile İ'nin, J ile J'nin, K ile K'nın çarpımından geliyor. İ ile İ'nin çarpımından eksi 240 çarpı 1, J ile J'nin çarpımından eksi 480 çarpı eksi 2, K ile K'nın çarpımından da
160 çarpı 2 geliyor. 1 bölü 3 katsayısı zaten kenarda duruyor. O da var. Dursun. Evet. Böylece AB kuvvetinin AC doğrultusuna dik iz düşümünün şiddetini bulmuş olduk. Buradan elde edeceğimiz sonuç 346.7 Newton'dur. Şimdi de geometri yoluyla yapalım. Teta'nın kosinüsünü bulalım. AB kuvvetini kosinüs teta ile çarparak iz düşümü bulalım. Dik iz düşümünü elde edelim. Kosinüs teta'yı kosinüs teoreminden bulabiliriz. Kosinüs teoreminden kosinüs teta'yı bulabilmek için ABC üçgeninde kenarları bilmemiz lazım. Önce kenarları bulalım. Kenarları Pisagor bağıntısından buluruz. Verilen geometriden buluruz. AB kenarı 1,5'ün karesi, 3'ün karesi artı 1'in karesi karelerinin toplamının karekökü. AC de benzer şekilde bulunur. BC de benzer şekilde bulunur. B ve C noktaları XZ düzleminde olduğu için 3. bileşen yok. Ama diğer iki kenar kartezyen koordinat düzlemleriyle çakışmıyor. Sadece BC kenarı çakışıyor. Ondan dolayı diğerlerinin 3 bileşeni var. BC'de sadece 2 bileşen var. Evet, buradan kosinüs teta'yı bulabiliriz. Kosinüs teoremini yazalım. Teta açısının karşısındaki kenar BC kenarı. BC'yi başa yazıyoruz. BC kare eşittir AB kare artı AC kare eksi 2 AB AC kosinüs teta. Buradan kosinüs teta'yı çekeriz. Kosinüs teta 0,619 imiş. Bunu da yerine yazarız. FAB kuvvetinin AC kablosu üzerine dik iz düşümünü buluruz. Aynı sonucu elde ederiz. 346.7 Newton. Hoşça kalın.